Deutsche Welle Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. Dev Haber'e hoş geldiniz. Bundan bir yıl önce Gabonlu 17 yaşındaki Dina'nın ölümüyle gündeme gelen Karabük Üniversitesi son günlerde yeni iddialarla yeniden tartışılıyor. Üniversitede fuhuş ve hastalık iddiaları var. Karabük'te yaşananların perde arkasıyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımıza göz atıyoruz. Türkiye'de bu pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidilecek. Ancak 28 Mayıs seçiminde 200 bin gönüllüyle sahada olan Oy ve Ötesi Derneği bu seçimlerde 50 bin gönüllü hedefine ulaşamadı. Peki müşahitler seçim yorgunu mu? Bu seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı olarak kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi İstanbul'da 94 ruhunu çağırıyor. Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz 1994'te Erdoğan'a belediye başkanlığını kazandıran ruhu biz yaşatıyoruz diyor. Moskova'da geçen hafta en az 137 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından gözler saldırıya üstlenen IŞİD'in Horasan koluna çevrildi. Peki diğer cihatçı gruplarla teması olan örgüt ne kadar tehlikeli ve neden Rusya'yı hedef aldı? Türkiye'nin küçük illerinden Karabük günlerdir hastalık ve fuhuş iddialarıyla gündemde. Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünün üzerinden geçen bir yılda benzer pek çok iddiada açığa kavuşmayı bekliyor. Peki Karabük'te yaşananların perde arkasında ne var? Karabük Üniversitesi hakkındaki iddialar nereye uzanıyor? Karabük, Türkiye'nin yaklaşık 250 bini bulmayan nüfusuyla en küçük illerinden biri. Ama geçen haftadan bu yana gündemde kendine geniş yer buluyor. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı bir itiraf grubunda HIV ve HPV pozitif vakalarında artış olduğu iddia edildi. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise sosyal medyada yayılan bu iddiayı yalanladı ve açıklamasında sağlık tesislerimize son günlerde konuyla ilgili bir başvuru olmadı dedi. Pek çok paylaşımda bu hastalıkların taşıyıcısı olarak Karibük'e gelen yabancı öğrenciler gösterildi. Kente yaşayanlar üniversite itiraf grubunda yazılanlarla gündeme gelen bu iddiaların 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümünün hemen ardından konuşulması gerektiğini söylüyor. Dina olarak da bilinen Gabonlu üniversite öğrencisi Jeana Deniz Diabongo Ibuanga'nın cansız bedeni geçen yıl 26 Mart'ta Filios çayının kenarında bulunmuştu. Dina'nın ölümüne ilişkin dava Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Avukatlar 25 Ocak'ta son duruşmada Dina'nın ölümünden önce çıplak ayaklı bir bodrum katından koşar adımlarla neden sokağa çıkıp önüne gelen ilk araca bindiğinin araştırılması gerektiğini söyledi ve Karabük'te ne yaşanıyor diye sordu. Karabük'te fuhuş çetelerinin varlığından şüpheleniliyor. Üniversite yakınında saatlik kiralanan dairelerde Afrikalı kız öğrencilerin pazarlandığı da sıkça dillendiriliyor. Dinan'ın da bu çetelerin hedefi olduğu iddialardan biri. Biz bunu Tayland için duyardık. O 10-12 yaşındaki, 13 yaşındaki kız çocuklarına bir takım dünya ülkelerinden giden zenginler bakire çocuklara tebeleş olurlardı. Bu kız da böyle. Dina için feministler grubundan Fatma Gül Altındağ, Dina'nın ölümüne ilişkin davada tek sanığın olmasına karşı çıktıklarını söylüyor. Feministler Dina'nın ölümünün ardındaki gerçekliğin aydınlatılmasını talep ediyor. E biz bunun arkasında daha fazla insan olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ek taleplerimiz oldu. Ama bunun çünkü Din Dina'nın telefonuna gelen tehdit mesajları, annesine ilettiği işte konuşmalarda, ses kayıtlarında kendini Karabük'te güvende hissetmediği, işte ya da diğer e, yabancı öğrencilerin, diğer göçmen öğrencilerin e, onlar onlara dair işte sokakta yürürken taciz edildikleri vesaireye dair haberler vardı zaten. Gazeteci Mehmet Çetinkaya Dina ile ilgili yaptıkları haberlerle ilgili Karabük adını niye kirletiyorsunuz diye tepki aldıklarını söylüyor. Afrika ülkelerinden ülkemize e, emanet edilmiş Karabük iline emanet edilmiş bu kız çocukları bu saatlik yerlerde pazarlanıyor. Bu bu şehirde biliniyor ama konuşulmuyor. İnsanlar ürküyor bunu konuşmaktan. Karabük Üniversitesi'ne dair bir diğer iddia ise üniversitenin eski rektörü Refik Polat'ın 2015'ten beri en az 10.000 yabancı öğrenciyi okula kaydettiği ve bu öğrenciler üzerinden ran sağladığı yönünde. Karabük merkezli BRTV'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetinkaya da Refik Polat hakkındaki iddiaların araştırılması gerektiğini savunuyor. Türkiye'de bu pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidilecek ve her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçim güvenliği yine gündemde. 28 Mayıs seçiminde 200 bin gönüllüyle sahada olan Oy ve Ötesi Derneği yerel seçimler için hedeflediği 50 bin gönüllüye ulaşamadı. Peki neden müşahit bulunamıyor? Müşahitler seçim yorgunu mu? Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkanı belirlenecek. Seçimlere toplamda 34 siyasi parti katılıyor. Sandık güvenliği konusu diğer seçimlerde de olduğu üzere sürecin en önemli tartışmalarından biri. Ancak bu kez gün boyu sandık başlarında bekleyen müşahitlerin pek de istekli olmadığı görülüyor. Sandık güvenliği konusunda faaliyet gösteren Oy ve Ötesi Derneği yerel seçimlere ilginin az olduğu görüşünde. Ülkede bir seçim yorgunluğu yaşandığına vurgu yapılıyor. Biz 14 Mayıs'a 90 bin gönüllüyle girdik. 28 Mayıs'a 200 bin gönüllüyle girdik. 210 bin gönüllü geldi ama 10 bin gönüllü artık yerleştiremedik. Yani çünkü takdir ederseniz ki günde 10 bin kişi kayıt oluyordu sisteme. Ve bu seçme hedefimiz açıkçası 50 bin. Çünkü eski gönüllerimizin çoğu ya bizim işte burada sevdiğimiz bir aday var onunla çalışacağız diyenler oldu. Biz çalışmak istemiyoruz. Hani 28 Mayıs sonrası bir şeyin değişeceğine inanmıyoruz diyenler oldu. Mehmet Bilgiç net bir sayı vermese de hedefledikleri 50 bin gönüllü sayısına ulaşamadıklarını dile getiriyor. Bu rakama çok yakın olduğumuzu söyleyemem. Yani hala gönüllü ihtiyacımız devam ediyor. Bir haftamız kaldı. Burada gönüllü kayıt yapıp eğitim verebileceğimiz süre. İnsanlardan da oy ötesine gelip gönüllü olmalarını rica ediyorum burada. Oy ve Ötesi Derneği Başkanı siyasi partilerin de müşahit ve sandık kurulu üyesi bulmakta zorlandığını aktarıyor. Bilgiç seçme katılma yeterliliği bulunan tüm partilere ulaştıklarını ancak Cumhur İttifakı'na mensup partilerin kendilerine dönüş yapmadığını da sözlerine ekliyor. Kanuna göre müşahitler sandık çevresinde yer alabilen kişiler olarak tanımlanıyor. Müşahitler oy sayım alanında bulunabiliyor ve ıslak imzalı tutanak alabiliyor. Müşahitlerle yaptığı görüşmeleri geçen yıl seçim güvenliği için sandıkları korumak adıyla kitaplaştıran gazeteci Seçil Türkkan'a göre müşahit sayısındaki azalmanın önemli bir nedeni var. Yani sandıkları korumak partiler için elbette önemli bir şeydi ama böyle son 15 gün kala biraz da sosu gibiydi bu işin. Yani ee, biz elimizden geleni yaptık hadi şimdi sıra sizde gibi bir e, çağrı ve herkesi sandığın başına davet eden bir çağrıydı da bu aynı zamanda. E, ama e, şimdi dönüp buna bir baktığımız zaman e, yani insanlar sandıkları korusalar da çok fazla bir şey değişmediğini görüyorlar. Peki müşahitler yani gözlemciler seçimler için neden önemli? İnsanlar elbette iktidarın da ya da tutmadığı o oy vermediği bir partinin de oylarını koruyor oluyorlar. Dolayısıyla bu diğer kamlık meselesi için de bence kıymetli, çok naif bir yerden e, ama birbirimizle temas etmek için de önemli gibi gözüküyor. Yine siyasi partiler. ...kendi sandık görevlilerini atayacaklar sandıkların başına. Ama zamanı olanları da sandık başlarına beklediklerinin çağrısını... ...bangır bangır olmasa da bu ekonomik krizin tam ortasında... ...dipten ve sessiz bir şekilde söylüyorlar. Seçimlerin baş başa gittiği İstanbul'da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik... ...müşahitlere ihtiyaç var açıklaması yaptı. İBB'nin mevcut başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu... ...sandıkta kontrolümüz en üst seviyede var ama seçim günü bir fazla kişi daha görev alırsa gücümüze güç katacak demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise bir ay önce yaptığı açıklamada sandıkta 420 bin müşahitleri olacağını ifade etmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin en çok çevrildiği kentlerin başında İstanbul geliyor. Hafta boyunca İstanbul'da yarışan bir adayı ve çalışmalarını tanıtacağız sizlere. Bugün tanıtacağımız kişi Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz. Yeniden Refah bu seçimde Cumhur İttifakını desteklemiyor. 1994 ruhunu yeniden getireceğini vaat ediyor. Refah Partisi 1994 yerel seçimlerinde İstanbul'da kazanmıştı. Peki bu seçimde milli görüşçüler yuvaya dönecek mi? Yeniden Refah Partisi 94 ruhunu çağırıyor. Erbakan'ın mirasını sürdüren Yeniden Refah Partisi 94 ruhunu yeniden getirme iddiasında. Refah Partisi 1994 yerel seçimlerinde muhalefetin parçalı halinden yararlanmış ve İstanbul'da kazanmıştı. Biz de İstanbul'da 94'te biliyorsunuz o dönemde Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. E, şu andaki Cumhurbaşkanımız. 94 ruhu diyoruz biz. 94 ruhunu biz yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. 14 Mayıs'taki genel seçimlere Cumhur İttifakı'ndan giren yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla giriyor. Yeniden Refah Partisi iddialı olsa da İstanbul'da seçimi kazanamayacağı ancak kazanacak adayı belirlemede etkili olacağı düşünülüyor. Bir milli görüş geleneği ve onun sadık seçmeni var. Uzun süredir bu seçmen kendisini bir parça Saadet Partisi altında e, tanımlasa da uzun bir süredir e, AK Parti'de de e, yer alıyor ve AK Parti'ye de e, oy veriyor. Tayyip Erdoğan'ı da e, destekliyor. Şimdi onların önemli bir kısmının e, yuvaya geri döndüğünü e, görüyoruz. Erbakan Hoca milli görüş lideri. O çizgiyi takip etmek önemli. Yani o çizginin dışına çıkarsa zaten biz Fatih Erbakan'ı da desteklemeyiz. Temel Karamollaoğlu da o çizgide olduğu zaman biz onun da söyledikleri doğruysa doğrusuna doğru deriz. İstanbul'da CHP'li İmamoğlu ve AKP'li kurum arasındaki bıçak sırtı yerel seçim yarışında bir puan bile önemli. Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs'ta İstanbul'da %3 oy almıştı. Yeniden Refah'ın en çok AKP'den kopmaya çalışan ancak başka bir yerli ve milli alternatif bulamayan seçmenden oy alacağı tahmin ediliyor. Milli görüş geleneğini sürdürme iddiası partiye olan yönelimi güçlendiriyor. O Cumhur içinden bir kere yükseldi. Yani o bakımdan o tabana bir zaten e, aksesi var bir şeyi var açılımı olabildi ilk e, girdiğinde. Ondan sonra da niye ayrıldığını, neden farklı bir şey yapmak istediğini çok net biçimde anlattı. Yani bana kalırsa niye aday çıkardığını e, açıklayabilen en iyi parti oldu. Birincisi yeniden refah evet yeni bir parti ama. Ee, onlarca yılın birikimi üzerine geliyor. Milli görüş geleneğinin üzerine geliyor. Orada çok kuvvetli bir mirasçı. Türkiye siyasi tarihinde sistemde bir yeri ve bir karşılığı, bir tabana açılımı olduğunu bir kere gösteriyor. Bu çünkü Türkiye'deki partilerin bir tabana olması, bir sosyolojik tabana dayanmaları gerekiyor. Biraz işte o gelecek ve deva partilerinde olmayan da bu oldu. Buradaysa zaten bir taban var aslında. O AK Partili'leşen bir taban. Ama tekrar mekanın sahibi geldi <laughs> gibi bir bir yaklaşım oluyor bu da aslında. Yeniden Refah Partisi teşkilatçılığa ve sokak siyaseti yapmaya önem veriyor. En önemli önermesi ise adil bir düzenin milli görüş belediyeciliği ile sağlanabileceği. Moskova'da geçen cuma gün düzenlenen terör saldırısı gözleri yeniden IŞİD'e çevirdi. IŞİD'in Horosan kolunun üstlendiği saldırıda sivillerin üzerine otomatik silahlarla ateş açan ve ardından yangın çıkaran 4 saldırgan 137 kişinin ölümüne 180'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Peki IŞİD-Horosan hakkında neler biliniyor? Örgüt ne kadar tehlikeli? Sıradaki haberimizde bu sorulara yanıt aradık. Rusya'daki terör saldırısını üstlenen IŞİD-HORASAN, IŞİD'in en kanlı kolu olarak görülüyor. HORASAN, antik çağda İran, Türkmenistan ve Afganistan'ın bazı bölgelerini de içeren bölgeye verilen attı. Faaliyetleri bu bölge dışına da yayılan IŞİD-HORASAN, 2015'ten bu yana Afganistan ve Pakistan'da binlerce kişinin ölümüne yol açtı. 2014 yılında Taliban ve El-Kaide üyeleri tarafından Pakistan ve Afganistan'da kurulan örgüt, 2015 yılında kendini resmi olarak IŞİD'in HORASAN kolu ilan etti. IŞİD gibi IŞİD-HORASAN da sınırlar ötesi bir halifesiydi. Felik kurma hedefi gidiyor. Uzmanlar IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD Horasan'ın üyeleriyle diğer radikal İslamcı örgütler arasında yakın temas bulunduğunu ve EKİ'de Taliban gibi örgütlerin savaşçılarından sık sık IŞİD Horasan'a geçişler olduğunu belirtiyor. Taliban'ın Afganistan'da iktidarı Ağustos 2021'de yeniden ele geçirmesi öncesinde ülkede bulunan ABD askerleri ve Afgan hükümet güçleri IŞİD Horasan'ın çok sayıda üst ve orta düzeyde yetkilisine operasyon düzenleyerek öldürmüştü. ABD askerlerinin ülkeden çekilmesiyle güvenlik alanında oluşan boş örgüte yeni bir ivme kazandırdığı düşünülüyor. Örgüt, Afganistan'da yeni eğitim kampları açarken uluslararası ağlarla bağlarını da geliştirdi. Afganistan'da iktidardaki Taliban, Işı ülkedeki faaliyetlerini engellemeye çalıştığını belirtiyor. İktidara gelişinden bu yana örgütün binlerce üyesini yakalayıp hapse attığını iddia ediyor. Ancak örgütün ülkedeki etnik ve dini azınlıklara yönelik saldırılarındaki artış, Taliban'ın imkanlarının örgütü zayıflatmak için yeterli ve etkili olmadığını gösteriyor. Işi Torasan 3 Ocak 2024'te İran'ın Kirman kentinde 95 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı üstlenmişti. Ajanslara yansıyan bilgilere göre ABD istihbaratı Tahran yönetimini saldırı planları konusunda uyarmıştı. Geçen haftaki saldırı öncesinde de ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 7 Mart'taki duyurusunda aşırılıkçıların Moskova'da saldırı hazırlığı içinde bulunduğu uyarısı yapmış, ABD vatandaşlarına kalabalık gruplardan uzak durmaları çağrısında bulunmuştu. Rusya İç İstihbarat Teşkilatı FSB'de 7 Mart'ta Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde bir sinagoga silahlı saldırı planlarını engellediğini duyurmuştu. Uzmanlar IŞİD Horasan'ın Rusya'ya yönelik terör saldırısının arkasında Rusya'nın Suriye iç savaşındaki müdahil rolünün etkili olabileceği görüşünü dile getiriyor. Moskova iç savaşta Beşer Esad rejimine destek vererek IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlemişti. Rusya lideri Putin, IŞİD yöneticilerinin propagandalarında elinde Müslüman kanı olan bir kişi olarak görülüyor. Ancak IŞİD Horasan'ın terör hedefleri arasında Avrupa'da bulunuyor. IŞİD Horasan liderleri Kur'an yakma eylemleri nedeniyle İsveç, Hollanda ve Danimarka'yı misilleme saldırılarıyla tehdit etmişti. Alman polisi de son yıllarda çok sayıda IŞİD-Horasan taraftarını gözaltına almıştı. Son olarak Mart ayında Almanya'nın Kuzeyren Vesfaya Eyaleti'nde IŞİD üyesi oldukları şüphesiyle iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler İsveç parlamentosuna saldırı planı yapmakla suçlanıyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feyza örgütün Almanya içinde olası İslamcı saldırılar anlamında en büyük tehlike olduğunu ifade etti. Bakan, geçen Noel ve yılbaşı döneminde güvenlik güçlerinin könde tedbirleri en üst seviyesinde seviyeye çıkarmasının sebebinin de IŞİD Horasan tehlikesinden kaynaklandığını belirtti. Örgüt güvenlik birimleri tarafından da izleniyor. Böylece bültenimizin sonuna yaklaştık. Hatırlatalım haberlerimizin tamamına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.